Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi çiçeklerime geçeceğim. Çiçeklerime geçmeden önce sizlerle daha önce bir tarif paylaşmıştım. Kuru maya tarifi çiçeklere çok etkili geliyor diye hatırlarsınız. Çok yakın bir zamanda paylaşmıştım. Ama sadece onu böyle göstermiştim arkadaşlar. Hazırlanışını çekmemiştim. Çünkü o zaman başka bir vitamin vermiştim. Bunu daha önce verdiğim için sadece size göstermiştim böyle elimde kuru mayayı. Bugün birkaç takipçimden aldığım yorumlar üzerine hani nasıl hazırlanıyor, kaç litre suyun içerisine ne kadar koyuyorsunuz, bize gösterebilir misiniz diye. Öncelikle videoma bununla başlamak istiyorum. Arkadaşlar, bu şöyle bir kabımız, kovamız diyelim, tabağımız diyelim, leğenimiz diyelim, bu şekilde. Bunun içerisine 2 litre kadar suyumu koydum. Sonrasında size şöyle göstereyim. Bakın, bu kuru maya. Kuru mayayı 2 litre suyun içerisine hemen şöyle alalım. Dolu doluya gösterelim. Dolu doluya 1 yemek kaşığı mayayı suyumuzun içerisine bırakıyoruz. Kuru maya gerçekten bu şekilde hazırlandığı zaman solmuş çiçekleri bile köklerden canlandırma yapabiliyor arkadaşlar. Tabi bunun da bir ölçüsü var. Fazla kaçırmamak gerek. Ben kuru mayayı aslında senede 2 kere veriyorum. Yaz ve kış olaraktan. Ama böyle istinaden kurumuş çiçekleriniz var ise canlandırmak için 2 ayda bir, 3 ayda bir bu şekilde kurumuş, solmuş çiçekleri canlandırmak için de verebilirsiniz. Onun dışında senede 2 kere veriyorum. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabımın içerisinde 2 litre suyum var. Suyumun içerisine 1 yemek kaşığı dolu doluya mayamı koydum, kuru mayamı. İyice bu şekilde eritiyoruz. Bakın zaten rengi bu şekilde olacak. Karıştırdıktan sonra içerisinde çözülüyor. Sonrasında ne kadar vereceğiz? Hemen sizlere bir ölçek göstereyim. Şuradan bir tane çay bardağı alalım mesela. Şöyle çay bardağımızı ben size şöyle batırayım içine. Eğer saksınız büyük ise, hani büyük saksılarda da çiçeklerimiz oluyor biliyorsunuz. Büyük ise şöyle bir çay bardağı kadar saksının etrafında, toprağında dönebilirsiniz. Ama saksınız küçük ise şöyle yarım çay bardağı yeterlidir arkadaşlar. Ölçü olarak. Şimdi bu hazırladığımız maya. Geçen videomda sizlere tarif ettiğim, böyle yapıyorum kuru maya çiçeklerime veriyorum dediğim tarif bu arkadaşlar. Bugün sizlere bunu uygulamalı olarak gösterdim. Dediğim gibi ben senede 2 kere veriyorum. Çiçeklerim coşsun. Daha güçlü canlansın. Açsın diye. Ama eğer ki dediğim gibi solmuş çiçeğiniz ne yapsan canlanmıyor olan kurumuş, solmuş, cansız çiçekleriniz var ise onlara da tekrardan verebilirsiniz. 2 ayda bir, 3 ayda bir. Kuru maya tarifimiz bu sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelelim çiçeklerimize. Bu kuru maya tarifini, hazırlanışını gösterdim. Hangi çiçeklere kullanıyorsunuz demişsiniz. Arkadaşlar, ben çuha çiçeğimi veriyorum. Bunlar çuha çiçeklerim. Kalanço çiçeklerime veriyorum. Dediğim gibi ben senede 2 kere veriyorum. Diğer çuha çiçeğim. Evet, gelelim balkonumuza. Balkondaki çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Bunlar Samsun'da çok güzel kar yağdı. Hani şöyle size göstereyim. Bakın arkadaşlar, halen de karlar var. Ve bu benim çiçeklerim balkonumdaydı. Gördüğünüz gibi. Şimdi karlar yavaş yavaş eriyor. Hatta yerlerde gördüğünüz gibi daha minik minik buzlar bile var sevgili arkadaşlarım. Eğer çiçekleriniz dışarıda duruyorsa içerideki çiçeklere de veriyorum. Balkondaki çiçeklerinize de verirsiniz.
soğuğa daha da dayanıklı olur. Dediğim gibi güçlü ve canlı olurlar sevgili arkadaşlar. Kuru maya ile. Evet, barış çiçeğime de veriyorum sevgili arkadaşlarım. Barış çiçeğinize de senede iki kere de olsa mutlaka şöyle saksı dibine dediğim ölçekte veriniz. Evet, açmayan yılbaşı çiçeklerinize de verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeklerim benim açtığı çiçeklerini döktü. Tekrardan gördüğünüz gibi açmaya heves ediyor. İnşallah açacak. Menekşenize de verebilirsiniz. Ben şimdi bu kuru maya tarifini size verebilirsiniz diyorum. Tabii ki de verin. Çok etkili. Ama şunu söyleyeyim. Ben senede iki kere veriyorum. Hani bunu şimdi belki kaçıncıya söyledim bilmiyorum videoda ama hani bir yanlışlık olmasın. Ben senede iki kere veriyorum. Sadece böyle çok solmuş, hani bu çiçek canlanmaz, ne yapsam ne etsem dediğim kurumuş çiçeklerime arada bir veriyorum maya tarifini. Gerçekten de işe yarıyor. Ama sağlıklı canlı çiçeklerime senede iki kere veriyorum. Öyle söyleyeyim size. Bunun içinde yılbaşı da var. Küpe çiçeklerim de var. Arkadaşlar. Bu da ben bunun yanlışlıkla yılbaşı çiçeğimin kenarından geçerken dalından kırdım arkadaşlar. Şimdilik bunu böyle buraya boş bir toprağın içine koydum. İnşallah tutar. Tutarsa onu başka bir saksıya alacağım. Çiçeğin dalını atmak istemedim arkadaşlar. Bu küpe çiçeğini de veriyorum. Diğer kalan şu çiçeklerime de. Bir de şunu söyleyeyim. Kalan şu çiçekleriniz açmıyorsa soğuk ortama alın. Soğuk odada dursun. Haftada bir su verin. Gerçekten açar arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Sıcak ortamda durmasın. Bu çiçekler çuha da aynı. Sıcak ortamı sevmiyor. Yine birkaç takipçim karanfil videosu çeker misin demiş. Karanfil bakımı ve karanfil yetiştirme ile ilgili. Evet arkadaşlar, inşallah onun da bir videosunu hazırlayacağım. Karanfil filizinden nasıl ekilir? İşte karanfil bakımı ile ilgili. Onu da söylemek istediğim. Yani yorumlarınızı görüyorum arkadaşlar. Spama düşmezse mutlaka görüyorum. Zaten cevap da veriyorum. Bu şekilde videolarınızı hazırlıyorum. Evet. Bugünkü bu videoyu çekme amacım, dediğim gibi, kuru maya tarifinin hazırlanışını sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çok yorum aldım. Ne kadar su yaptınız? Ne kadar maya koydunuz? Göstermediniz. Lütfen gösterir misiniz diye. Siz isterseniz de ben yapmam mı sevgili arkadaşlarım? Tabii ki de hazırlarım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla çiçeklerinize verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Oradaki ismim de aynı. Renkli İlişki Dünyası. Aynı YouTube'daki profil ismim de orada. Orada da sizi bekliyorum inşallah. Kendi gerçek ismim de Sibel. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.